Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. İstanbul'dan, güzel bir İstanbul gününden hepinize, dünyanın neresinde beni izliyorsanız hepinize kocaman öpücükler gönderiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum ve hemen bugünkü konumuza geçiyorum. Uzun zamandır YouTube'a video çekmemiştim. Çok yoğun istek üzerine mum çiçeği ile ilgili bugün video çekme kararı aldım. Uzun zamandır video çekemedim çünkü Instagram'da daha aktifim. Instagram'da daha çok paylaşım yapıyorum. Ve onun haricinde çiçek satış işlerim, işte menekşe üretme satış işlerim falan çok yoğunlaştığı için, ilerlettiğim için YouTube'a zaman ayıramadım. Ama ara ara yine video çekmelerim devam edecek. YouTube'u bırakmış değilim. YouTube takipçilerim benim için öncelik taşıyan takipçilerim. Hepinize kocaman selamlar diliyorum. Nereden beni izliyorsanız, ülkenin neresinden izliyorsanız, dünyanın hangi ülkesinden izliyorsanız hepinize kocaman İstanbul'dan kocaman sevgiler gönderiyorum. Bugün ne anlatacağım? Bugün size mum çiçeği bakımını anlatacağım. Son zamanlarda sorular çoğaldı bununla ilgili. Benim gördüğünüz gibi mum çiçeğim, yani hoya çiçeği, hoya carnosa çiçeğim, çiçek açtı. Gayet de güzel bir şekilde çiçeklendi. Yaz geldi. Yazın tam hoyaların, yani mum çiçeğinin, halk arasında mum çiçeği deniliyor. Aslında hoya carnosa bunun ismi. Hoyanın yüzlerce binlerce çeşidi var. Bende tek bir çeşit var. Yani hoya carnosa var ve hoya carnosalar yazın, ilkbaharın sonlarına doğru açmaya başlıyor. Sonbahara kadar açmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugün size nasıl köklendirilir, nasıl bakım olması gerekir, nasıl çiçek açar, özellikle de çiçek açmayla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşayan insanlar var. Çiçek açma sorunuyla ilgili size detaylı bilgiler vereceğim. Öncelikle köklendirmeyi anlatayım. Mum çiçeği, yani hoya carnosa köklendirmesi, suda köklendirmesi en uygun şekildir. Suya koyun çeliğini, köklendirin. Sonrasında şöyle güzel, böyle hafif bir torfa dikin. Şöyle küçük bir saksı tercih edin. Gördüğünüz gibi bunlar benim satıştaki fidelerim. Gayet güzel, gelişimleri de gayet güzel. Kışın uyuyan bir bitki bu. Kışın uyuyor, yani gelişimi duruyor, uyuyor. İlkbaharın başlangıcında havalar ısınmaya başlayınca uyanıp büyümeye, hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Bunun hızlı bir şekilde büyüyüp çiçek açması da tamamen küçük saksıya ve güzel böyle hafif pofidik bir torfa bağlı olduğunu da söylemeliyim. Şimdi çiçek açmaya gelecek olursak, çiçek açmasını istiyorsanız öncelikle mum çiçeğiniz güneş görmesi şart. Güneş görmezse asla çiçek açma ihtimali çok düşük olur. Güneş görmesi çok önemli. Sabah ya da akşam güneşi fark etmez, mutlaka güneş görsün. Bir yere sabitleyin, yer değişimi yapmayın. Strese giren bir bitki. Stres hiç sevmiyor, yer değişimi sevmiyor. İşte bunu buradan aldım oraya koydum, oradan aldım oraya koydum. Yapmayın. Kesinlikle yer değişimi sevmeyen bir bitki. Güneşli, sabit bir yerde kalacağı bir şekilde bir yere koyun. Ve suyu sevmiyor. Arada sırada çok, işte nadiren, yaz aylarında belki birazcık daha fazla ama çiçek açarken daha az olması şartıyla sulamalarınız az olsun. Çok suyu sevmiyor çünkü. Onun haricinde ben şeker veriyorum. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Ayda bir kesme şeker. Bunlara değil ama, bakın bunlar çok küçük fide. Yani bir metreyi geçsin. Mum çiçeğiniz bir metreyi geçsin. Ayda bir kesme şeker dibine atabilirsiniz. O şekilde çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Ama saksı büyükse, güneş görmüyorsa şeker verseniz de fayda etmez. Öncelikle güneş görmesi ve saksısının küçük olması çok önemli. Onun haricinde köklendirmeyi anlattım. Bakımını anlattım. Yer değişimi yapmayın. Uçlardaki sürgünlere dokunmayın. Dokunursanız da uçlardaki sürgünler küserse, kuruyor. Kurursa da çok önemli değil. Keskin, sterilize edilmiş bir aletle ucunu kesin. Başka yerlerinden sürgün verecektir. Yeter ki sağlıklı olsun. Toprağı güzel olsun. Ve yeri muntazam güzel bir yerde olsun. Şimdi size fidelerimin ve
Mum çiçeğimin olduğu yeri göstereceğim. Akşam güneşi görüyor bu. Pencerenin kenarında. Sabit bir şekilde. Bakın her tarafından çiçek tomurcuğu attı. Akşamları çok güzel kokuyor bu. Yoğun kokulu bir tür. Şu şekilde de fidelerimiz. Bakın gayet güzel sürgünlü. 8 santimlik saksı da. Güzel bir torta. Şöyle şekil yaptım birkaç tanesini. Çok uzayanları tel taktım. Gayet güzel şekil oldu. Bakın bu şekilde de çiçek açabilir. Size de bir fikir olsun. Sağlıklı. Çok nadiren suluyorum ben bunları. Torfunu da şöyle göstereyim. Hafif. Güzel bir torf. Bakın sürgünlerin sağlığını. Bu şekilde siz de çoğaltıp bakabilirsiniz. Bu çiçekler bal veriyor. Şöyle yakından göstermeye çalışayım size. Uçlarında şerbet damlatıyor. Çok güzel bir çiçeği var gördüğünüz gibi. Yakından göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi çiçek uçlarından bal damlıyor. Şöyle alayım size. Bakın. Bu şekilde şerbet bal damlıyor. Bu şerbetimsi bir tadı var. Ben bunu yedim. Çok güzel bir tadı var. Bunu şifa diye söylüyorlar ama tabii ne kadar doğru bilemiyorum. Şu şekilde alıp yaladım ben birkaç kere. Hoşuma gitti tadı. Şekerli bir tadı var. O yüzden şekeri sevdiği söyleniyor. Ne kadar doğru tabii ki bilmiyorum. Bugün size ne anlattım? Bugün size hoya yani mum çiçeğinin bakımıyla ilgili bilgi verdim. Merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz başka konularla ilgili sorularınızı bu videonun altından bana sorabilirsiniz. Vakit buldukça cevaplamaya çalışacağım. Onun dışında bu mum çiçeği fidelerinden satın almak isteyenler sanal dükkanımdan satın alabilir. Aktif bir şekilde satışım devam ediyor. Menekşe, sardunya. Sardunya fidelerim henüz hazır değil. Öncekiler birkaç hafta önce bitti ama yine yenileri gelecek sardunya fidelerin. Yani özel tür sardunya. Sardunya ile de ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik bugün mum çiçeği ile ilgili. Çünkü son zamanlarda mum çiçeği ile ilgili çok fazla soru almaya başladım. Ona istinaden video çektim. Almak isteyen sanal dükkanımdan satın alabilir ya da benimle iletişime geçip e-posta aracılığıyla ya da Instagram, Facebook nereden ulaşmak istiyorsanız benimle iletişime geçip EFT yaparak da alışveriş yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sorularınızı videonun altından sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya gayret edeceğim. Uzun zamandır YouTube'a video çekmediğim için sürçülisan ettiysem affola diyorum ve size veda ediyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.